Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve bugün size 3 parmak jiroskoplu ayarlar göstereceğim. Uzun zamandır mikrofonum yoktu. Yeni bir mikrofon aldım arkadaşlar. Ondan dolayı ayar videolarımıza ve gameplay videolarımıza devam edeceğiz. Bu ayarı önceden çekmiştim ama bir kere daha çekiyorum. Bayağı bir oldu çünkü. Görmeyen arkadaşlarımız vardır. Yeni takipçiler geldi çünkü. Onlar için bir tane daha böyle bir ayar videosu çekiyorum. Kodumuzu vereceğiz. Hassasiyetlerimizi vereceğiz. Kontrol ayarlarımızı da göstereceğiz. Hemen kontrolümüze gelelim abicim. Kontrol ayarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Şekilimiz bu. Bu ayarın kodunu da vereceğim. Hassasiyet ayarlarını da vereceğim. Ama ilk başta bir test yapalım. Hassasiyet ayarlarını siz de görün. Ayarı beğenecek misiniz? Spreylerimiz nasıl? Beğenirseniz bu ayarları yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, o zaman bir lazer spreyden başlayalım abi. Şöyle kaç. Gram sekme yok zaten gördüğünüz gibi. X'e geçelim hemen. Dört X. Altı X'e geçelim hemen. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi elimi kullanmıyorum. Sadece jiroskopu indiriyorum ve sekmiyorum. Bu kadar. Siz de bunu yapabilirsiniz abicim ama jiroskop kullanmıyorsanız, cihazınız destekliyorsa şu jiroskopu kullanın. Bak çok güzel oynayacaksınız ama ilk haftalarda çok kötü oynayacaksınız. Çünkü ben de yaşadım bunu. Ama sonradan e-sporcu gibi olacaksınız. Çok iyi oynayacaksınız abi, ben sizi biliyorum. Seri dönüş yapmak istiyorsanız yapmanız lazım arkadaşlar. Refleks atabilmek için yapmanız gerekiyor. Vurdun. Adama dönmen lazım. Sonra gelip buna dönmen lazım. Bunlar için jiroskop gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum. Birden adam mı sıktı? Direkt dönebiliyorsun. Alışırsanız çok iyi oynarsınız. Evet arkadaşlar, o zaman ayarlarımıza giriyoruz. Hassasiyet ayarlarımızı veriyorum abicim. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. SS alabilirsiniz. Videomuzu durdurabilirsiniz. Bunları yapmak için. İniyorum. Evet, hassasiyetlerimiz böyleydi. Hemen hassasiyet kodumuzu da vereyim size şöyle. Hassasiyet kodumuz da böyle gördüğünüz gibi. Telefonunuz boyutu oluyorsa yapın arkadaşlar. Çünkü telefonun boyutu farklıysa gelip yorumlara küfür yazmayın. Onu söylemek istiyorum. Çünkü telefon boyutları farklıysa. Şimdi sizin telefonunuz daha büyük diyelim. Bakın 3x 155'e bunu çekeceksiniz 170'e. Anladınız mı? En iyi hassasiyet ayarı nedir arkadaşlar? Kendi yaptığınız hassasiyet ayarı en iyisidir. Çünkü deneye deneye yaptığınız için. Hemen o zaman kontrol ayarlarımızı da verelim abi. In kontroller. Evet. Kontrollerimizi gördüğünüz gibi 69-82-41-04-54-26 tire 0252 tire 801. Bu ayarımız da böyle arkadaşlar. Yani şimdi gidelim bir de ince bir yere sprey atalım. Abicim kötü değil ya. Adamı çok rahat vurabilirsiniz. Kafası şurada diyelim adamın. Orada kafa diye bir şey kalmadı yani, öyle diyeyim. Orada kafa diye bir şey kalmadı. Ama bak dediğim gibi joystick'i de, şunu da anlatayım size hemen. Joystick'i küçük yapmanız ne size avantajları nelerdir söyleyeyim. Kaydetme şunu. Avantajları nedir? Bakın direkt koşuyor. Fark ettiniz mi? Bunu büyük yaptığınız zaman daha fazla çekmeniz gerekiyor. Ve yana daha hızlı sağ sol yapabilirsiniz. Joystick küçük olursa, ne kadar küçük olursa o kadar hızlı olursunuz demek istiyorum. Büyük olursa böyle böyle yapacaksın elleri. Sıkıntısı bu. Küçük oldun mu hareketlerle yapabilirsiniz abi.
Evet arkadaşlar, uzun zamandan sonra sesli videolara devam edeceğim, artık düzenli videolar da gelecek. Videomuz hoşunuza giderse kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve nasıl ayar videolar istiyorsunuz? Yani Coffin'in olur, Rubbon'un olur, Duvoz'un olur, onlar kanalımda var ama güncel istiyorsanız da çekebilirim abicim. Discord'lara girip kontrol kodlarını alabilirim. Yorumlara yazın sadece. İki parmak ayarları olur, dört parmak ayarları olur. Hepsini çekerim ama yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.